ve benim Müslüman kardeşlerime söylemek istediğim tek şey, namazlarına dikkat etsinler. Ukrayna'da bilgili imamlar, şeyhler olsaydı da bu insanlara İslam'ın güzelliklerini, terminolojiyi anlatabilseydik. Yoksa insanlar burada Allahu Ekber sözünü duyunca korkuyorlar. Özellikle bazı kişiler İslam'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Yalnız çok şükür ben farklı farklı camilerde olduğumdan ve sosyal ağlarda takip ettiğimden dolayı çok fazla Ukraynalı ve Rusyalı gencin İslam'ı samimiyetle kabul ettiklerini görüyorum. Hatta aralarında 20 yıl Hristiyanlık eğitimi aldığı halde Müslüman olanlar bile var. Keşke daha fazla programlar ve davetçiler olsa. Tüm Müslümanlara, özellikle Türkiye'deki Müslümanlara söylemek istiyorum ki, yakında Ramazan ayı geliyor. Bu ayı hakkıyla eda edelim. Bütün dualarımız kabul edilsin ve Rabbimiz günahlarımızı affetsin. İnşallah tüm Müslümanlar olarak barış ve birlik içinde yaşayalım. Ve Allah, İslam'ı daha geniş coğrafyalara taşımayı, daha çok insana sesimizi duyurmayı bizlere nasip etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Müslüman olduktan sonraki ilk Ramazan ayında Abdülkadir Şabe ağabeyimizden Ramazan'la ilgili çok güzel bir sohbet dinlemiştim. O da Müslüman bir Almandır. Söyledikleri bende yer etmişti. Oruç tutmanın özelliği şudur demişti. Eğer orucun hakkını verebilirsek, Ramazan bittikten sonra da neyi ve ne zaman yiyeceğimize karar verebilecek duruma geliriz. Kendimizi disiplin altına sokmayı öğreniyoruz. Nefsimizi hissedebiliyor ve kontrol altına alabiliyoruz. Bu çok özel bir tecrübeydi. Bunları ilk Ramazan'dan sonra hissettim. Farklı alanlarda kendinizi yeniden keşfediyorsunuz ve dönüp dolaşıp hep aynı yere varıyorsunuz. Kendinizi, kişiliğinizi temizlemek ve geliştirmek. Oruç bize aslında nefsimize ne kadar düşkün olduğumuzu hatırlatıyor. Çünkü oruç tuttuğunuz için canınızın istediği bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Şimdiye kadar hep nefsimizin peşinde koşuyorduk. Bu sadece yemekle alakalı değil. Bütün dünya nimetleri için geçerli. Nefsimizin istediği her şeye yenik düşüyoruz. Ve Ramazan bize aslında böyle olmadığımızı, yani sadece nefsimiz için yaşamadığımızı, nefse düşkünlüğümüzün aslında bize öğretildiğini gösteriyor. Hayır demeyi ve neyi ne zaman yiyeceğimizi kendimizin karar verebileceğimizi öğretiyor. Ramazan aslında sadece yemek ve içmekten vazgeçmek demek değil. Bu sadece amaca götüren bir araç. Çünkü tüm bedenimiz oruç tutuyor. Oruçluyken yanlış bir şey söylememeye, yanlış bir şey yapmamaya ve bazı şeylere dikkat ediyoruz. Kısacası daha bilinçli yaşamaya gayret ediyoruz. Yeme içmeyi kesmek de buna yardım ediyor. Çünkü vücudun dengesi değişiyor. Açlıkla birlikte farklı duygularla karşı karşıya geliyoruz. Daha hassas, daha agresif oluyoruz ve bu duygularla baş etmek zorunda kalıyoruz. Tokken bu duyguları belki bu raddede yaşamıyoruz. Böylece sabretmeyi ve kendimiz hakkında muhasebe yapmayı öğreniyoruz. Müslümanlarla tanışıp nasıl yaşadıklarını, birbirleriyle muhabbetlerini gördüm. Onlar nasıl arkadaşlık kuruyorlar, yabancıları nasıl kabulleniyorlar. Bunlar benim çok hoşuma gitti. O zaman Ramazan ayıydı. Akşam hepsi masaya toplandılar. Biz beraber yemeğimizi yedik. Birbirlerini tanımayan insanların akşamları rahatça bir araya gelip herhangi bir konuda din ve inanç hakkında konuşmalarına çok şaşırmıştım. Bu
benim izah edilemeyecek kadar çok hoşuma gitti. Müslüman olduğum andan bugüne kadar geçen sürede Müslümanlar hakkındaki bu düşüncem hiçbir şekilde değişmedi. Tabii ki bunu değiştirecek hareketlere sahip insanlarla da karşılaşıyorum. Ama bu insanların hareketlerine bakıp bunu İslam'a mal etmek de doğru olmaz. Ben böylece Müslümanların kimler olduğunu anladım. Yani iyisiyle kötüsüyle. Hiçbir zaman ön yargılı olmadım. Herhangi bir ön yargım yoktu. Onun için de bu değişmedi. Benim aileme, arkadaşlarıma ve İslam'dan önce görüştüklerimle olan muhabbetim tabii ki değişti. Ama daha kötü ya da iyi oldu diyemem. Daha farklı bir şekle dönüştü diyelim isterseniz. Müslüman olmamın yanında İslam'ı seçtikten yaklaşık bir sene sonra aile kurdum. İlk Ramazan ayını çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel geçmişti. Ben daha İslam'a yeni girmiştim. Etrafımda seminerlerden, toplantılardan tanıdığım veya beni tanıyan birçok insan vardı. Bol bol iftara davet ediliyordu. Sanırım Kasım veya Aralık ayıydı. Yani orucun en kolay zamanlarıydı. Ama ben alışkın olmadığım için biraz zorlandım. Biraz baş ağrıları çektim. Çünkü ibadetin derinliğini önce öğrenmek gerekiyor diye düşünüyordum. Bence Ramazan'ın disiplin ile yakından alakası var. İnsanın kendini disiplin altına sokması gerekiyor. Bundan dolayı oruç için kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani doğru zamanda doğru yiyecekleri yememiz gerekiyor ki başarılı bir oruç tutabilelim. İftarı da doğru biçimde yapmak gerekiyor. Yani abartmamalıyız. Gereksiz şeker yüklemelerinden sakınmak gerekiyor. O zaman sorun yaşamayız. Oruçluyken bedensel olarak çalışabilen, gerçekten zor işlerde çalışan ve hala gülümseyebilen insanlara inanılmaz saygı duyuyordu. Doğrusu bunu nasıl yaptıklarını merak ediyordu. Tabii yıllar geçtikçe oruç tutmak kolaylaştı. Şöyle ki, eğer gün boyu yeterince işim varsa Ramazan aslında zor gelmiyor. Ne kadar çok boş zaman varsa o kadar zor geliyor. Evlenmeden önce çok zor işlerde çalıştığım oluyordu. Bazı zaman da 5-6 gün boş kaldığım oluyordu. O zaman da gün geçmek bilmiyordu. Şimdi ailem var. Onlar da oruç tutuyorlar. Eşim tutuyor ve çocuklar da tutuyor. O zaman daha zevkli oluyor. Aileyle veya toplulukla birlikte oruç tutmak daha kolay. Ramazan ayında orucun daha yaygın olduğu ve gözetildiği, insanların bildiği ve iş şartlarının oruca göre ayarlandığı bir toplumda yaşamayı diliyor insan. İslam'a bilinçli ve isteyerek, kelime-i şehadet getirerek girdim. İslam'da sadece bir Allah'a inanılıyor. Ona benzeyen veya ondan türeyen herhangi bir varlık yoktur. Sadece Allah vardır. Her şeyi O yönetir, her şeyi O yaratmıştır ve her şey O'na dönecektir. Allah topluluklara onları aydınlatması için devamlı peygamberler göndermiştir. Çünkü insanlar bilgisizdi.
Peygamberlerin dışında her yerde Allah'ı kanıtlayan işaretler vardır. Kur'an'da veya doğada o kadar çok işaret var ki insanları bunlar nereden geldi, nasıl oldu veya niye böyle diye düşünmeye davet ediyor. Meleklere iman ve bunun gibi şeyler biraz daha özel geliyor bana. İslam'da Allah'a, peygamberlere ve yaptığımız ve yapmadığımız her şey için hesaba çekileceğimize ve hayatın bir imtihandan ibaret olduğuna inanılır. İslam'da hayatın anlamı bir imtihan olmasıdır. Bunu bilmek önemli. Neden buradayım? Çünkü bir imtihanı geçmemiz gerekiyor. İmtihan bittikten sonra yine geldiğim yere geri döneceğim. Yani Allah'a. Sonra nasıl bir sonuç alacağımıza bakılacak. Und einfach mal irgendwelche echt